Değerli velilerimiz, bu video COVID-19 salgın hastalık sürecinde velilerimize destek çalışmaları kapsamında sizlere daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek açısından çekilmişti. Şimdi sizlere bu salgın hastalık sürecinde nasıl baş edebiliriz, çocuklarımıza nasıl destek olabiliriz konulu bir sunum yapacağım. Bizim burada hedefimiz COVID-19 salgın hastalığın öğretmenler, çocuklar ve ebeveynler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak. Salgın hastalık sonrasında öğretmen, çocuk ve ebeveynlerin uyum sürecine destek olmak. Yine salgın hastalık sonrasında öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarına nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermek. COVID-19 şimdiye kadar hayatımızda olmayan bir hastalıktı. Birçoğunun adını ilk kez duyduğumuz bir hastalık olarak karşımıza çıktı. Koronavirüs grubuna giren virüsler soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, hafif ya da ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir. COVID-19, koronavirüs hastalığına neden olan bu ailenin bir üyesidir. İnsandan insana bulaşabilen bir solunum yolu virüsüdür. Ve dünyada ilk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin'de Wuhan kentinde görüldü. Ülkemizde ise ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde saptanmıştır. Salgın hastalıklar insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihte benzer salgın hastalık süreçleri yaşanmış. Önlemler ve sonrasında yapılan tıbbi müdahalelerle salgın hastalıklar kontrol altına alınmış ve sonlanmıştır. Biz de ülkemizde bu hastalığın en kısa sürede sonlanmasını ümit ediyoruz. Zorlayıcı bir yaşam olayı olarak karşımıza çıkan bu hastalık, yetişkinler ve çocuklar üzerinde ruhsal etkiler yaratabilmektedir. Bu salgın hastalığa bağlı ruhsal etkiler de kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu süreçte insanların yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekebilmektedir. Günlük hayattaki rutinlerin yerine getirilememesi, yeni duruma uymada yaşanan zorluklar, stres yaratabilmektedir. Şu an yaşadığımız salgın süreci de tıpkı öncekiler gibi önlemler ve tıbbi müdahalelerle kontrol altına alınacaktır ve sonlanacaktır. Bu salgın hastalığın etkileri nelerdir? Birçok kişi üzerinde özellikle ilk dönemlerde bu etkileri daha yoğun yaşayanlarımız olabilmiş olabilir. Stres, korku, kaygı, tehdit algısı, damgalanma riski, günlük rutinlerin değişmesi, kayıp, yas süreci geçirmiş olanlar olabilir, aksayan tedavi süreçleri olabilir, iş sürecinde ve gelir düzeyinde değişiklikler yaşanılmış olabilir, eğitim, okul sürecinde değişiklikler ve değişen sosyal ilişkiler yaşanmış olabilir. Bu hastalığa bağlı olarak yetişkinlerde ve çocuklarda görülen bazı ruhsal tepkiler vardır. Bunlar sürekli bir tedirginlik, panik olma, kendini güvende hissetmeme, kendini değersiz hissetme, sinirlilik, huzursuzluk, sürekli üzgün olma, aşırı umursamazlık, duygusuz hissetme, endişe, korku ve kaygı kendisine ya da sevdiklerine yönelik olabilir. Her şeyin kontrolden çıktığını düşündüğünüz zamanlar olabilir. Ne olup bittiğini anlayamama görülmüş olabilir. Başkaları tarafından anlaşılmadığını düşünme, dünyayı anlamsız ve boş görme, dikkati toplamada güçlük, karar verme güçlüğü, aklın karışması gibi çeşitli ruhsal tepkiler yaşamış olabiliriz. Bunların birçoğunu içimizden bazıları daha yoğun bir şekilde yaşarken bazıları ise daha rahat bir şekilde bu süreci geçirmiş olabilir. Çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler ise bunu birazcık yaş aralıklarına bağlı olarak değineceğiz. Özellikle 0-2 yaş arasındaki bebekler, küçük çocuklar
dünyada yaşanan durumu henüz anlamakta zorluk çekebilirler. Ancak çocuklar, bebekler, anne babalarının ya da bakıcılarının yaşadığı üzüntüyü, stresi, kaygıyı çok rahatlıkla hissedebilirler. Eğer anne baba ya da bakıcıda bu tür duygular yoğun bir şekilde yaşanıyorsa, bu da 0-2 yaş arasındaki bebeklerde huzursuzluk, sürekli ağlama nöbetleri, kaygı şeklinde kendisini gösterebilir. 3-5 yaş arasındaki çocuklar ise bir salgının olduğunu anlayabilirler. Ancak yaşlarının getirdiği durum gereği yüksek hayal gücü nedeniyle de gördüklerini, duyduklarını, yaşadıklarını abartma eğiliminde olabilirler. Ayrıca 3-5 yaş arasındaki çocuklar henüz somut dediğimiz, yani görerek, dokunarak algılama döneminde oldukları için soyut olan ya da görünmeyen bir şeyi, bir virüs anlamlandırmada zorluk yaşayabiliyorlar. 5 yaş ve altındaki çocuklar ebeveynlerinin yanından ayrılmak istemeyebilirler. Sürekli ağlama ya da ağlamaklı bir halde olabilirler. Huzursuz, sinirli olabilirler. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor gibi fiziksel şikayetlerde bulunabilirler. Eğer çocuğunuzun daha önce bıraktığı bir alışkanlığı varsa, alt ıslatma gibi olabilir, parmak emme, tırnak yeme gibi, bu alışkanlığına yeniden dönüş yapabilir. Aşırı ürkeklik ya da korkuları başlayabilir. Oyun oynadığında salgın hastalık sürecini canlandırmak isteyebilirler. Konuşma zorluğu yaşayabilirler, sosyal ilişkileri azalacağı için. Öfke nöbetleri geçirme ya da saldırgan davranışlar gösterebilirler. 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklar artık bu salgının ne olduğunu ve insanları nasıl etkilediğini anlamlandırabilirler. Bu konuda size destek olabilirler. Maskeni tak dediğinde ya da temizlik konusunda kendisine uyarı yaptığınızda bu yaş grubundaki çocuklar daha dikkatli bir şekilde sizi dinleyebilirler. Dışarıya çıkmaktan korkabilirler, okula gitmek istemeyebilirler. Kendilerine ya da aile üyelerinden birine bir şey olacak korkusunu yaşayabilirler. Bir neden olmadan da yine bu yaş arasındaki çocuklar da aniden öfkelenip saldırganca davranabilirler. Bir şeye dikkatini vermekte sorun yaşayabilirler. Herkesten uzaklaşmak, içine kapanmak isteyebilirler. Uyku problemleri yaşayabilirler. Okula uyum problemleri yaşayabilirler. 12-18 yaş arasındaki ergenler için ise zaten 12-18 yaş arası insan yaşamı içerisinde zorlu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bunun üzerine böyle bir salgın hastalık sürecinin eklenmesi bu dönemin birazcık daha sıkıntılı geçmesine sebep olabilir. Salgına dair kaygı ile başa çıkmak onlar için zor olabilir. Ya da daha büyük, yaşça büyük ergenler kendilerine ya da ebeveynlerine karşı hiç stres ya da kaygı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. Yine 12-18 yaş arasındaki ergenlerde uyku problemleri görülebilir. Hastalıkla ilgili konuşmaktan kaçınmak isteyebilirler. Tütün, alkol ya da madde kullanımına başlayabilirler. Aile ve arkadaşlardan uzaklaşmak isteyebilirler, yalnız kalmak isteyebilirler. Sevdiği şeylerden zevk almamaya başlayabilirler. Kavga etme ve sorumlu davranışlar gösterme gibi davranışlar görülebilir bu dönemde. Genel olarak çocuklar ve yetişkinler salgın hastalık riski gibi zorlu ve kaygı verici bir olayla karşılaştıklarında stres tepkilerine benzer tepkiler gösterebilirler. Tabii bu stres tepkilerinin yoğunluğu ve şiddeti ise kişiden kişiye değişmektedir. Bu tür tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak adlandırılmaktadır. Aslında birçoğumuzun yaşadığı bu durum karşısında yaşadığımız bu stres, kaygı normal tepkilerdir. Ancak bunun dozu önemlidir, yaşadığımız şiddet önemlidir. Eğer bu bizi rahatsız edecek kadar, günlük yaşantımızdaki düzenimizi bozacak kadar bir huzursuzluk, rahatsızlık veriyorsa o zaman
bir destek almak gerekebilir. Okul sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunlar, yüz yüze eğitim sürecinde uzak kalındığı için okula uyum sorunu yaşanabilir. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle okula gitmek istemeyebilir öğrenci. Ya da arkadaşlarıyla sürekli bir mesafe koyup onlarla iletişim kurmak istemeyebilir. Ders çalışma motivasyonunda düşmeler olabilir. Okul ve okula ilişkin sorumlulukların kazanılması da zorlanabilir. Bu birazcık zaman alabilir. Okul ev ortamının konforlu yapısına alışıldığı için okul başladığında tekrar düzenli bir yaşama, düzenli bir uyku, sabah kalkma, kahvaltı, yemek saatleri bunları yeniden bir düzene koymak birazcık zaman alabilir. Hastalığın bölgelerle veya etnik kökenlerle ilişkilendirilmesinde bu COVID-19 hastalığına sebep olan virüsün herhangi bir sosyoekonomik kesimi ya da ırkı, kökeni etkilediği gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm insanlar için hastalık bulaşma riski aynıdır. Her kesimden herkese bulaşabilir. COVID-19 hastalığına yakalanmış bireyler için virüsü yayan ya da başkalarına bulaştıran gibi suçlayıcı ifadeler kullanılabilir. Bu da okul sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar arasındadır. Bu da hasta olan kişinin sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir. Yine okul ortamında COVID-19 hastalığı ile ilgili gerçekçi olmayan bilgiler yayılabilir. İşte çocuklar duyduğunu biraz abartarak, üzerine ekleyerek bunu okul ortamında anlatabilirler. Bu sebeple de bu süreçte anne babaların ve öğretmenlerin çocuklara COVID-19 salgını ile bilimsel gerçeklik doğrultusunda bilgilendirme yapması gerekir. Peki bu süreçte çocuklarınıza, esas da değinmek istediğimiz yer burası, çocuklara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Birincisi bilgi edinin. En önemlisi doğru kaynaklardan alınan bilgileri paylaşın, önemini vurgulayın. Televizyonlarda profesörlerimiz, doktorlarımız, bilim kurulu üyelerimiz çıkıyorlar. Onların sunumlarını çocuklarınızın da dinlemesine vesile olursanız onların da doğru kaynaklardan bilgi almasına yardımcı olabilirsiniz. Dinleyin. Çocuklarımız bu süreçte en çok dinleme ihtiyacı hissedeceklerdir. Sizlerden bir şey istedikleri zaman ya da bu süreçle ilgili herhangi bir şeyi sordukları zaman çocuğunuzun gözlerinin içine bakarak, çocuğunuzu karşınıza alarak onu dikkatli bir şekilde dinleyin. İzin verin, çocuğunuza soru sormasına izin verin. Onları da soru sormaları için zorlamayın. Yani kafana bir şey takılıyor mu, bana soru sor gibi bir şey söylemenize gerek yok. Onlar zaten ihtiyaç duyduklarında sizden o güveni aldıkları zaman size sorularını açık bir şekilde soracaklardır. Normalleştirin. Bu süreçte çocukların stres, kaygı ve korku yaşamaları oldukça normaldir. Çünkü çocuklar hasta olup olmayacakları ya da hasta olurlarsa başlarına ne geleceği konusunda belirsizlik ve endişe yaşayabilirler. Bu noktada da çocuklara, işte çocukların yetişkinlere göre daha az hastalandığını ya da bu süreci daha hafif bir şekilde atlattıklarını söyleyebilirsiniz. Bu stresin, kaygının normal olduğunu, bunların bizim duygumuz olduğunu ve biz bazen bu tür duyguları da hayatımızda hissedebileceğimizi, yaşayabileceğimizi onlara anlatın. Üzgün ya da stresli olmanın, bir şeyden korkmanın yanlış olmadığını çocuklarınıza söyleyin. Bu duyguların da geçici bir duygular olduğunu, yaşamın bir süre sonra normale döneceğini ve o zaman da bu duygularımızın yerini mutluluk gibi, sevinç gibi güzel duyguların alacağını çocuklarınıza söyleyebilirsiniz. Güven verin. Siz kendiniz ve çocuklarınız için gerekli önlemleri aldığınızı, işte temizliğinize dikkat ettiğinizi, maske kullandığınızı söyleyerek çocuğunuza güven verin. Gerekli önlemleri aldığınızı söyleyin ve bundan sonra da almaya devam edeceğinizi belirtin.
rahatlatın çocuğunuzu. Her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstererek çocukların psikolojik sağlamlıklarının artmasına destek olabilirsiniz. Koruyun. Günlük rutin aktivitelerinizi korumaya özen gösterin. Günlük aktivitelerinizi yine aynı düzende, normal yaşantımızdaki gibi yaptığımız zaman çocuk bunun sadece bir korunma süreci olduğunu, bunun gelip geçici bir süreç olduğunu algılayacaktır ve kendini daha güvenli hissedecektir. Birlikte çocuğunuzla vakit geçirin ki birçoğumuz da geçirdik bu süreçte çocuklarımızla. Birçok etkinlikler yaptık, okulda yapamadıklarını birlikte evde yapmaya çalıştık. Birlikte oyunlar oynayarak, etkinlikler uygulayarak, resim yaparak, şarkı söyleyerek, örnek olarak yapılabilecek etkinlikleri birlikte yaparak çocuklarınıza bu süreçte destek olabilirsiniz. Sorumluluk verin. Ev içerisinde küçük sorumluluklar yine vererek bu süreci, sadece bu sürece odaklanmasına engel olabilirsiniz. Her şey kontrol altında, algısının zarar görmemesi için sizin gözetiminizde, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olarak bazı işlerde size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. İşte bu yine sofra kurma olabilir. Yine gerekli önlemleri alarak küçük bir çöp poşeti verilip çöp döktürme olabilir. Ya da kendi odanın toplaması, yatağının toplaması, kitaplarını düzeltmesi, oyuncak odasının toplaması gibi sorumluluklar olabilir. Okul başarılarıyla ilgili farklılık olabileceği de göz önünde bulundurarak çocuklarımıza sorumluluklar vermeliyiz. Model olun. Siz kendinizi nasıl hissederseniz, ev içerisinde, aile içerisinde nasıl davranırsanız çocuklarınız da bunu görecektir ve sizi model alacaktır. Bundan dolayı da yine düzenli beslenmeye, uyumaya özen göstererek günlük rutin işlerinizi yaparak bu şekilde çocuklarınıza model olabilirsiniz. Çocuğunuz da sizin bu zorlu yaşam olayıyla nasıl baş ettiğinizi görecektir ve bu çocuğunuza umut verecektir, moral aşılayacaktır. Son olarak da bu belirttiğimiz uyarıları uygulamanıza rağmen öğrencilerinizde aşırı panik, ağlama nöbetleri, kaygı, sürekli uyku sorunları, işte yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gözlemliyorsanız o zaman da bir uzmana çocuğunuzu göstermenizde fayda olacaktır. Kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu yaşayan bir olayı karşısında biz kendimizi güvende hissetmek isteriz. Her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek isteriz. Bunun için de psikolojik sağlamlığımızı arttırmak zorundayız. Medyayı sağlıklı kullanmak önemli. Bilimsel somut ve gerçek bilgiler edinmek önemli. Sürekli aynı görüntüleri ya da aynı açıklamaları dinlemekten sakınabilirsiniz. Çünkü bu süreçle ilgili sizin daha çok kaygılanmanıza, streslenmenize sebep olabilir. Korunma yöntemlerini öğrenin, uygulayın. Salgın hastalık riskinden korunma yöntemlerini öğrenmek, bu süreçte katılımınızı sağlamak, kontrol algımızın gelişmesine ve kaygımızın azalmasına yardımcı olur. Sağlığınızı önemseyin, düzenli beslenerek, sağlıklı yiyecekler tüketerek, yeterince dinlenip uyumaya çalışarak, mümkünse spor yaparak, dışarıda belki çok mümkün olmayabilir ama ev içerisinde yapılacak aktivitelerle spor yapılabilir. Bütün bunlar da fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. Düşüncelerinizi gözden geçirin. Olumlu düşünmeye, pozitif düşünmeye gayret edin. Düşüncelerimiz bizim davranışlarımızı, duygularımızı yönlendirir. Bundan dolayı da bu süreçle ilgili sürekli stres ya da kaygılı yaşadığınızı fark ettiğinizde bu sizi daha olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden de gerçekçi ve olumlu şeyler düşünmeye özen gösterin.
Mesela uyarılar ve öneriler doğrultusunda ben kendim gerekli önlemleri aldım, kendimi koruyorum, sevdiklerim için riskleri azaltabilirim gibi, gerektiğinde yardım isteyebilirim gibi düşüncelerle kendinizi daha olumlu bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Bu duyguların normal ve geçici olduğunu bilin. İnsan hayat boyunca birçok olay yaşar ve bu olaylar karşısında çeşitli duygular açığa çıkar. Bu yaşadığımız durum karşısında da bu ortaya çıkan stres, kaygı gibi duygular geçici duygulardır. Bunlar bir süre sonra sona erecek ve daha mutlu, daha iyi kendimizi hissedeceğiz. Kendinize zaman ayırın. Keyif aldığınız aktiviteleri gün içerisinde mutlaka yapmaya özen gösterin. Sakin kalabilmeye, rahatlayabilmek için çeşitli aktiviteler yapmaya özen gösterin. Sevdiğiniz şeyler neyse, kitap okumak, müzik dinlemek, sohbet etmek, bir yemek yapmak olabilir. Bunun gibi hobilerinizle ilgilenerek, nefes egzersizleri yaparak kendinize zaman ayırabilirsiniz. Sevdiklerinizle duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, onlarla zaman geçirin. Belki yüz yüze olamasa da telefon aracılığıyla ya da görüntülü iletişim araçlarıyla sevdiklerimizle duygu ve düşüncelerimizi paylaşarak onlara bu süreçte kendimizi ve onları daha iyi hissettirebiliriz. Yine çocuklarımızda söylediğimiz gibi eğer bu süreç sizin için zorlu bir şekilde geçiyor ise, duygularınızı, stresinizi azaltmakta zorlanıyorsanız o zaman da yine bir uzmana başvurarak destek alabilirsiniz. Peki ne zaman destek almalısınız? Bu tepkilerinizde herhangi bir azalma olmuyorsa ve gittikçe bunun şiddeti artıyorsa ve bu sizin ailenizle olan ilişkilerinizi ciddi bir şekilde, olumsuz bir şekilde etkiliyorsa, aşırı panik belirtileri gösteriyorsanız, geleceğe ve sevdiklerinize dair yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız o zaman bir uzmana başvurun. Ama bunun çözümü en güzeli olumlu düşüncelerle normal bir şekilde yaşantımıza devam ettirerek çocuklarımıza bu kaygıyı, bu stresi hissettirmeyerek destek olmaktır diye düşünüyorum. Olumlu düşün, pozitif yaşa. O zaman da daha çok mutlu olunur diye düşünüyorum. Yeni normal bir kontrollü sosyal hayatımızda ise salgın hastalığının tamamen ortadan kalkmaması sebebiyle tam olarak eski yaşam alışkanlıklarımıza dönebilmiş değiliz. Ama yeni normal kavramı salgın hastalıktan korunmak için önlemler alarak günlük yaşantımıza devam etmektir. Tabii bu salgın hastalık sürecinde şimdiye kadar hayatımızda kullanmadığımız birçok terimi de kullanmaya başladık. Salgın hastalığın azalarak sonlanması için bireysel olarak alacağımız önlemler de hem kendimiz hem de toplumumuz açısından önemlidir. Bu hastalık sürecinde sadece biz bir kişi değiliz, bir toplum olarak düşünmeliyiz ki bu salgın hastalığı önleyebilelim. Bu kişilerin bir takım sorumluluklarını beraberinde getirmektedir yeni normal ve kontrollü sosyal hayat. Mesela maske kullanmak, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmak, el hijyeni başta olmak üzere kişisel temizliğinize dikkat etmek, tokalaşma, sarılma gibi yakın temas içeren sosyal ilişkilerden uzak durmak. Biz bunları artık sınırlamalar getirdik. Hastalık belirtileri gösteriyorsak zaman kaybetmeden doktora başvurmak ve gerektiğinde bireysel olarak karantina uygulamak, bunlar bizim sorumluluklarımızdır ve bu yeni kontrol sosyal hayatın bizlere getirdikleri. Bu psikodestek hizmetleri kapsamında hazırlanan bir takım içerikler var. Bunları Özel Eğitim Rehberlik ve Genel Müdürlüğü'nün sayfasından ulaşabilirsiniz. Gençler için bilgilendirme rehberi var. Salgın hastalık döneminde psikolojik sağlamlığımızı korumak için kitapçıklar var. Bu içeriklere de az önce belirttiğim sayfadan ulaşabilirsiniz. Yine çocuklarımız için hazırlanan içerikler var.
yine Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün sayfasından bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir sunum olmuştur.